Gelelim işin enerji kısmına. Bu savaşı enerjiden ayrı düşünemiyoruz. Çünkü Rusya tüm dünya için çok büyük bir tedarikçi. Özellikle doğalgaz dediğimizde Avrupa ülkeleri için. Yaptırımlar kapsamında e, Rusya'dan gaz alınmasın ama nereden alınsın sorusu ortada. Avrupa ülkeleri şimdi Rus gazına alternatif ararken... Türkiye ve İsrail'in önemi daha da arttı. İkili ilişkilerde de hazır yeni sayfa açan iki ülkenin hem İsrail hem de Irak gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıması gündemde. Ukrayna'yı işgal eden Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımlar Moskova'yı zorluyor. Ancak Ukrayna'nın talebi Rusya'dan enerji ithalatının tamamen durdurulması. Rus gazına alternatif arayan Avrupa ülkeleri dikkatlerini Türkiye ve İsrail'in üzerine çevirdi. İlişkilerde yeni sayfa açan iki ülke Avrupa'nın yeni umudu oldu. Reuters'ta yer alan habere göre Türkiye, İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştırmak için ön görüşme yaptı. Güney gaz koridorunun genişletilmesi, Türkiye'nin Hazar Denizi ve Doğu Akdeniz'deki gaz yataklarına erişimi olan stratejik bir enerji merkezi olarak kullanılmasının önünü açabilir. Haber akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Brüksel'deki NATO zirvesinden dönerken yaptığı açıklamaları akıllara getirdi. Erdoğan önümüzde yeni kapılar açılacak ancak şu anda detay vermeyeceğim demişti. <laughs> Gelişmelerden memnun olmayan bir ülke var. İran. Iraklı yetkililere göre Erbil'e düzenlenen füze saldırısının arkasında doğalgaz planı var. İran'dan 13 Mart'ta ateşlenen 12 balistik füze Amerikan Büyükelçiliği yakınlarına isabet etmişti. Saldırıyı İran devrim muhafızları üstlendi. Aha, ot, 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 ot. Devrim muhafızları İsrail'in hava saldırılarına misilleme yapıldığını açıklamıştı. Ama Reuters'a konuşan Türk ve Iraklı yetkililere göre gerçek farklı. Tahran, Irak'ın kuzeyindeki doğal gazın İsraille işbirliğiyle taşınma ihtimalinden rahatsız, saldırıyla özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ne mesaj gönderilmesi amaçlandı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani de konuya dikkat çekti. Gelişmeler İran'ın çıkarlarına ters olabilir dedi. Barzani bugün sahip oldukları enerji kaynaklarının küresel talebin önemli bir bölümünü karşılayabileceğine inandığını belirterek yakında Türkiye'ye ihracata başlayacaklarını açıklamıştı.